Number One Star programından herkese merhabalar. Bugün yine harika bir konutla karşınızdayız. Ünlü sanatçı Tuğba Ünal konumuz olacak. Onunla ilgili merak ettiklerimiz tabii ki var. Onları soracağız. O da bize bakalım neler anlatacak. Number One Star başlıyor. Tuva hoş geldin. Çok mutluyum. Seni burada görmek, tekrar aynı bir ortamda karşılaşmak ve kavuşmak çok güzel. Şimdi elbette merak ettiklerimiz var. Onları konuşacağız. Ama şimdi sensiz olmaz dedik. Biliyorsun. Sensiz olmadı. Biz <laughs> <laughs> bir <an> önce <laughs> Tuba'yı yayına almamız lazım Namur Star'a. Tuba, Sensiz olmazla başlayalım istersen. Sonra bu arada neler yaptın, bundan sonra neler yapacağın hepsinin üzerine konuşuruz. Sensiz olmaz nasıl gidiyor bir kere? Bir kere güzel gidiyor. Biliyorsun yani bir beş ay ya da altı ay öncesinde çıktı sevgili İnail Şeşen'in söz bestesi. Ona ait e, müzik direktörü de sevgili benim çok yakın dostum Çağrı Duran. Veysel Lekesizgöz de beni güzel yetiştirdi çünkü bu benim e, max single'dan sonra, rapten sonra tek single'ım Sensiz Olmaz. Sensiz Yorumculuğumda da gerçekten bu anlamda iyi olduğunu düşünüyorum ve insanlar da zaten bu şekilde hep bana yaklaşıyorlar. Vallahi müzik çok iyi bir şey yani o hep daha iyisini, sanat böyledir ya zaten hep daha iyisi olsun, daha güzel olsun falan diye uğraşıyoruz. E, Sensiz Olmaz bana güzel kapılar araladı, açtı hatta. Ben kendimi çok anlatmayı sevmiyorum ama Aslan Burcu'nun özelliklerini evet, biliyorsun. Bence sen anladım. beni anlat. Biliyorsun <laughs> bu, kitap bu, 20'den rap onlara kadar. Oraları Şimdi, senden. E, Sevgili izleyenler zaten Tuba Ünal'ı şuradan da tanıyor olabilirsiniz. Biz çok onur duyuyoruz. Her zaman söylüyoruz. Kanalımızda e, bizimle beraber e, program yapan ender sanatçılarımızdan çok da memnunum izlemişsinizdir Özellikle rap programımızı sunuyordun. Zaten ondan sonra hemen akabinde ben bir dönem İngilizce de yaptığım için çocuklar bana hocam ne olur siz de bir rap yapın diye sonra onu Makedonya'da bir konser gerçekleştirdik. Beni yıkamaz. Benim de şeyim zaten bu misyon, vizyon olarak hiçbir şey beni yıkamaz diye devam ediyoruz. On parmağında on marifet. Onu bir kere söyleyelim yani. Şimdi senin ilerleyen dönemlerde bunu daha çok ön plana atacağız, konuşacağız tabii ki de bir televizyon programının haricinde bir sinema filmi de olabilir. Evet. Tiyatro ile aran iyi onu da biliyoruz. Yani az önce söylemiş olduğum laf hakikaten boş bir laf değil. On parmanda on marifet böyle bir şey sevgili izleyenler onu söyleyelim. Şimdi sensiz olmaz. Birazdan bu klibi de yayınlayacağız sevgili izleyicilerimize söyleyelim. Ee, sensiz olmaz bitti yani Artık yaptı, hareket, dans yaptı. gerekli. <laughs> Onu bekliyor insan. Mesela ne en çok ne bekliyorlar Tuğba? Yani şey mi? Şimdi başarı üzerine konuşacağız. Zaten yaptığın her şey çok başarılı. Senin için başarı ne? Onu da konuşacağız. Hazır yeri gelmişken başarı. Ben Ankara'dan geldim biliyorsun. İstanbul'a geldiğimde bunu pek çok yerde bütün programlarda neredeyse konuştum. Hakikaten bütün mesleklerimi bırakıp yaşadığım şehirden şehirden ayrılırken bir çay kaşığım yoktu derim hep. Bugün çok şükür iyi bir noktaya adımı taşıdım ama işte başarıyı şuradan biliyoruz. Kimin önünde olduğu değil ya da kiminle geçtiğine alakalı değil. Eski sen ve yeni sen arasındaki mesafe ve gerçekten oradaki duruşun ve ee, mütevazı halinin ekrana da bütün yaşamına da yansıma şeklidir bana göre. Ben başarılı olduğumu düşünüyorum açıkçası. Çünkü hırslı bir insanım. bir şeylere inandıysam onun peşinden giderim. Hiçbir şey beni durduramaz bu anda. Şimdi seni tanıyanlar zaten ne kadar doğru olduğunu biliyor. Başarılı. Yani biz seni yakından tanıdığımız için başarılı olduğunu kabul ediyoruz. Anti de girelim azıcık. Yalnız başarmak çok zor. Başarıyı sürdürmek başarmaktan çok daha zor. Şimdi mesela biraz zorlanıyorum açıkçası. Şimdi sen burcun özelliğini de taşıyorsun. Evet, çok. Yani Aslan Burcu'yu bana sor. <laughs> Anlatsana. Hemen söyleyeyim. Mesela bu, kesinlikle bir işe odaklandıysa o iş tamamlanacak. Evet. Yani e, sende de onu görüyorum mesela. E, ve birçok yelpazesi çok geniş diyebiliriz. Yani mesela ses e, sanatçısı olarak hakikaten çok başarılısın. Ben ona her zaman söylüyorum. Şarkılarını çalarken de söylüyoruz. İşte tuba ne zaman yeni bir tane daha çıkartacak falan filan diye. Ama mesela bir taraftan da diyoruz ki. Tuba niye mesela bir e, filmde oynamıyor? Ya da ne bileyim niye ekranlarda yok? Hep böyle söylüyoruz yani. Nedir senin kafanda şimdi? E, tamam şarkıcılık cebimizde okey. Ses sanatçısıyız. Aslında istiyorsun ki de her de gün de ekranda de. göreyim istiyorsun değil mi? E, kader eşittir zaman diyeceğim buna. Yani belki beni bekleyen daha güzel şeyler vardır. Çünkü e, artık gerçekten çok yoğun bir hayata geçtim. Hele ki bu dönemden sonra... Canlı konserler hep istiyorlar ama inan ki ne kadar zor şimdi de müzisyenler ekran başındakilerde bana hak verecektir. O ekibi toparlamak kurmak dünyanın en zor şeyi. Evet. Ee, onun da bir zamanı vardır çünkü ben canlı başta zaten e, müzik için çalışıyorum çünkü e, miraslarım var yani kitaplarım var şiir kitabı var deneme kitabı var Oo. sonra. Bu arada dört gün sonra da benim kızımın, öykümün, anneciğim seni çok seviyorum bir tanem her şeyim her şey onun için 4 gün sonra doğum günü ve 15 yaşında kızım düşünebiliyor musun? Yani ne kadar senin 15 be. yaşında bir de kızım evet, var. Yani Bak yani bunu herkes söylemez var. mesela ekranlarda nedense ünlü sanatçılar böyle bazı şeyleri gizli tutarlar ama sen... Gizlemek mektep ya da ama çok sektörel şey yapmak istemiyorum. Çok Kendisi yani. de arzu etmiyor böyle bir durumu. Çok rahat bir hayatı var onun da Ankara'da yaşıyor. Ee, her şey kızım için. Ben başı, yolun başında hep öyle söyledim. Bu <gülüyor> 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 Bu nazarımız oldu. Olsun olsun hiç kesmeyelim. Direkt evet, devam evet. edelim. Şimdi şöyle bir şey Başımıza dışarmıştır gay birden. Nazar boncuğu diyelim buna. Ee, i̇çeride e, şu an Tuğba'nın hayranları ses yapmaya başladı bile. İçeri girmeye <gülüyor> çalışıyorlar. <gülüyor> Onu söyleyebiliriz. Şimdi bu arada number one instagram adresimiz number one official sevgili izleyenler. Şu an itibariyle programımızı izlerken ee, arkadaşlarımız Number One Official adresinden e, bir post paylaşıyor ee, Birazdan göreceksiniz O postun altına da Tuğba ile ilgili e, özlediğiniz e, Tuğba'ya söylemek istediğiniz neler varsa hepsini yazın sorun Ben arada oradan gördükçe de ne yapacağım Tuğba'ya o sizin sorduğunuz soruları soracağım Number One Instagram adresimiz Number One Official Bu arada zaten senin hayranların senin Instagram'ını biliyor Tuğba Ünal Instagram Official'da ekleyelim. Official'de. <laughs> ama şöyle bir şey. Tuba Ünal yazınca direkt ilk senin gözüküyorsun evet. zaten ama official. Allah'tan onu, onu çok şükür. Evet. <laughs> Tuba Ünal official'sı sevgili izleyenler. Şimdi baş... sosyal medya çok önemli Turgaycığım. Çok iyi kullanmak gerekiyor. Bugün günümüzde belki insanlar biliyorsun özel platformlarda çok daha farklı kafalara bürünüp e, enteresan hayatlarda yaşıyorlar Bugün ne olur yanlış anlama sesi olmayan insanları algı yaratarak e, konserler veriyorlar ve e, sonrasında canlı şarkı söyleyemiyorlar falan bunların pek çok şey kızıyor mesela. musun Tuğba bunu çok kızıyorum şöyle kızıyorum e, ama elimden gelen ya da şey bir şey yok ki şey ya, ya, yani beni aşıyor çünkü ya ben ne Sinan. yapabilirim ki ya, o kadar fazla var ki. Lütfen yanlış anlama televizyon için de aynı şey geçerli dizilerde yani konservatuar mezunu o kadar e, su gibi insanlar müthiş yetenekli evet, insanlar evet. biliyorsun intiharları falan hani bunları bu konulara girmek istemiyorum ama e, bu insanlar e, işsiz kalırken sadece güzel diye ve hiçbir yeteneği olmayan algıyla patlatılan insanlar ve balon insan olarak evet. görüyorum ben onları. E, Bomba geldi. <laughs> Bomba geldi adam tuba Maalesef benim biraz dilim sivri. Doğruya doğru evet, yanlışa doğru. yanlış. Şimdi bu e, söylediğin altını imzama atıyorum. Çok haklısın. Çünkü istiyoruz ki biz mesela e, tuba Ünal gibi e, senin e, işte ayarında birçok isim var. İşte Demet Akalın olsun. E, aklıma gelecek işte Hadis olsun. E, bu tarz bir grubun altındaki <laughs> evet. insanların ee, sırf bu sosyal medya yüzünden daha böyle üste olmaları da enteresan geliyor yani. Dediğin çok doğru. Çok şaşırtıcı onu söyle Dünya değişti. Hele ki korona döneminden sonra her şey değişti. İnsan değişti. Güven kalmadı bir defa. Şimdi benim hayatıma bakacak olursak da ben gerçekten çok keyifli ve mutluyum. Ee, güvendeyim ve huzurluyum. Neden? Çünkü yıllarca verdiğim emeğimin karşılığını görüp iyi şekilde o meyveleri topladım. Ve daha da toplayacağım biliyorum. O seni böyle ee, mutlu ediyor değil mi? Evet yani çok mutlu ediyor ve hatta güzel. bana kızıyorlar Tuğba Hocam siz de yaşam koçluğu yapsanıza falan. Yani hangi birine dağılacağım alacağım <laughs> şarkımı <laughs> söyleyeyim. Bu arada yine bir sürpriz 45 dakikalık tek kişilik bir tek perde oyun geliyor. Ama ben zaten <laughs> soracaktım var mı öyle bir şey diye. Süpriz... Birazdan konuşalım o zaman bunu. Number One Star programı devam ediyor sevgili izleyenler. Tuğba Yunal konuğumuz harika bir sohbeti gerçekleştiriyoruz. Güzel klibinden sonra bakalım bize daha neler anlatacak. İlk etapta ilk bölümde birazcık başarı üzerine konuştuk, sensiz olmaz üzerine konuştuk. Bundan sonra neler konuşacağız sürpriz olsun o da. Ama, ama hiç ama. imajımı konuşmuyorsun. Ama Kolay ama. değil sarışın bir olmak yani biliyorsun şey değil mi? Bu arada. Yani bu ekranlarda söylemek zorundayım. Yani e, saçın harika olmuş. Şimdi e, seni tanıyanlar bilir zaten ama her hali güzel kadın dedikleri bu olsa <laughs> gerek. Gerçekten çok güzel. Ee, kolay alışabildim mi ya da böyle evet. bir imaj maker'ım yani var mı? Kendin mi yaptın? İmaj maker'ım da var. Ee, çok Hı. güzel sağ olsun ee, kuaförüm de var ama bir anda oldu. Bir anda oldu. Bir anda dedim ki imajımı değiştiriyorum. Ee, sürprizlerle dolu bir 2023'ü geride bırakırken evet. 2024 artık ben ona yemin ettim. Ben dedim sahne senem artık yani. Korona girdi o girdi bu girdi evet. bahaneler falan yeter evet. çıkman evet. lazım <laughs> çık ne olur. Peki, <laughs> i̇şte Aslan Burcu'nun kötü tarafı da bu diyor ki mükemmel olmadan o sahneye çıkmam. Yani iki, iki, tane back vokali alıp da sahne yapabilirdim ama belki de kısmet mi olmadı ne oldu? Ya da yani şey hani ya söylüyormuş. Sen izleyelim. şimdi canlı söyleyen birisin ki 3 üçüncü bölümde sana söylettireceğim canlı şarkı bu arada hatırlatayım. Kenan Doğulu'dan hareketli bir şeyler. He söyleriz vallahi çok güzel olur. Ben değişik. Burada şöyle ekrana da baksam olur mu acaba ya ha, Turgay'cığım? Nasıl? Vallahi gayet güzel görünüyorum. Evet sen her zaman güzelsin Tuğba biliyorsun. <laughs> Bunu söylettirmemeye gerek yok. Söylememe de gerek yok. Şimdi şöyle enerji, bir şey soracağım. Enerji, güzellik biz burada hep... Enerji dedin. Bu enerji, enerjiyi nasıl buluyorsun bu arada? Senin enerji bana geçti zaten. Bir de bir enerji daha var biliyorsun. Söylemek enerji. <laughs> nasıl enerji? <Sever> misin? Asla <laughs> asla. Lütfen. Peki konuşmuyoruz. Şimdi e, şöyle bir şey var. Şimdi Tuğba diyorsun ya işte iki tane back vocal falan filan ama şimdi seni görmek istiyorlar. Hakikaten e, ee, mesela sahne tam olarak ne zaman olabilir ne zaman sahnelerde görebiliriz seni 2024'te net kesinlikle. yani kesinlikle 2020 buradan sözünü veriyoruz sözünü verdim Tabii. 2024 benim sana Aynen öyle ya ben ben de ben e, çıkıp bu akşam Tuğba Ünal'ı izlemek istiyorum demek istiyorum. Çok samimi söylüyorum. Evet. Yani. abart. Peki, o imza söyleşiden sonra of, öyle oluyor? bir havalı ki aslında benim Tabii konserim ki. var işte e, turnem var falan. E, çok havalı şeyler bunlar. Zorlukları da beraberinde getiriyor ama diline de yakışıyor. Tuğba de ben şu, şuna inanıyorum. Kesinlikle e, kendi sorumluluğum var elbette ama seni sevenlerin ne de bir sorumluluğum var. Mesela. Evet. Bir tane arkadaşımız yazmış mesela hemen arkadaşım beni uyardı diyor ki o 2024 olmasa da mesela yılbaşında bir yerde geri görebilir miyiz diyor. Mesela böyle bir soru gelmiş Instagram'dan. Her an her şey olabilir diyelim o zaman. O zaman öyle sürpriz olsun çok da sıkmayalım Tuğba'yı. Peki Tuğba alalım mı şarkıyı arkadaşlar şarkıyı alalım mı 90'larla ilgili konuşalım önce 90'ları çok seviyoruz. Yok daha artık gelmez yani 90'lar. Var mı senin mesela 90'lardan işte şu şarkıyı hayatta unutmam, anılar falan filan? Çok var. Hangi birini söyleyeyim? <laughs> bir tanesini anlatalım, anekdot olsun. Bir tane mesela. 90'larda olmak ister miydin? Elbette çok isterdim ve o anda da şarkı söylemeye evet. çok isterdim. Biliyorsun 90'lar deyince Ay Tayfun'u unuttum bir an. Ben niye şarkıya başladım ilk başta biliyorsun. Seninle ölürüm. Tayfun'a selam çakalım buradan. Ee, onunla düet yapacağız. O da yakın yani. zamanda sonra gelmişti. Sonra. Evet doğru doğru evet. evet. Çok seviyorum o bir tanedir yani. Evet. iyi bir müzisyen ailenin çocuğu hem aynı zamanda iyi bir müzisyen. Da Sevgili Tayfun Duygulu'ya. Yani. Ee, işte duygusal insanlar başkadır ya. Yani çünkü çok çabuk tükettiğimiz bir dönemden geçiyoruz. Bravo. Müzik olarak da işte edebiyatta da dizi sektöründe de her şeyde insanda da yemekte de gıdada da kıyafette de hep çok tüketiyoruz. Sanki o ee, zamandan... Değer bilmiyoruz çünkü. O zamanlar çok az kişi vardı. 10 kişi belki 20 kişi diyelim. Hepsi tabii ki çok değerli isimler. Tek tek hani isim vermem burada evet. doğru olmayabilir ama tabii benim kraliçem gönlümün ilkokuldaki derslerde boş aralarında hadi Tuğba'cığım bak o yıllarda varmış sesim. Maşallah. Evet. Hadi şarkı söyle derlerdi ve ben Sezen Aksu'nun şarkısını Aa. söylerdim. Ve ben yıllardan beri hep onun hayır, müthiş. Ya o benim için evet. kraliçe yani. Ötesi Pop yok. müziğin evet. ana kraliçesi evet. Sezen Aksu. Ee, ee, ve başka bir hayranlığım, başka bir saygım, başka bir şey var ona karşı. Yani dilimin dönmek. Mesela şuraya gelse ben belki de tanışmak istemem. Çünkü o kadar beynimde ve hayallerimde evet. onu süsledim ki o kadar başka bir noktaya taşıdı. Seni öyle anlıyorum ki. Gerçekten çok doğru bir şey. Ben de mesela benim hayran olduğum bir iki tane şarkı... Elvis Presley demişsin. Biri Tuğba, diğeri de <laughs> Rafet Erroman filan demişim. Bak şey ne de diyorum, diyorum, gizlemiyorum. Şimdi şöyle bir şey. Şöyle Sevgili Rafet de izliyorsa ona e da... Evet ona da. Bu arada pop müziğin ana kraliçesine de selamlarımızı e gönderelim. E o da number one ekranlarında devamlı hem klipleriyle e, sizlerle buluşuyor. Hem de Namurvan'da devamlı dinleyen, e, izleyen biri. Çok teşekkür ediyoruz ona da. Şimdi e, biri hayran olduğun kişiyi de kafanda e, kendi taslağını oluşturduğun için e, birebir tanıştığın zaman acaba aa, bu böyle değilmiş demekten korkuyor insan. Belki de. Değil mi? Sen onun için o, o büyüyü o kadar bozmak istemiyorum. Yani evet. belki hüngür hüngür ağlayacağım, sarılacağım evet, boynuna evet, evet. ya yani, düşülse hani hayalindeki birinin tanışması yani onları tarif edemezsin. Yani. Bu, Bu arada yani. E, Dubai siz nasıl hayal ediyorsunuz tanışmadıysanız onları da Instagram'ımızın o postun altına yazın. Number One Instagram adresimiz Number One Official sevgili evet. izleyenler. Şimdi şarkıyı söyleyelim mi? Ne dersin? Evet. Hazır mısın yani? Hareketli olsun. Hep slow gidiyoruz ya. Evet. <laughs> olsun. Ne olsun? Minicik mırıldanım. Diyafram açmama gerek var mı? Bilmiyorum. Kemer sıkıyor mu? Sıkıyor musun? Hocam olsaydı sorar. Yalnız ya. bir şey söyleyeyim mi? <laughs> Harika gözüküyorsun Tuba. <laughs> Ay nazar değdirecek bana şimdi. Bugün arkadaşlar lütfen e, Tuğba'nın <laughs> Instagram'ına da bol bol nazar boncuğu atın. Bizim o postun altına da nazar boncuğu atın. Biz de bir nazar boncuğu koyalım ekranın köşesine arkadaşlar. Hemen yapabilirsiniz. Öyleyse yolumuz aşkı çıksın. Peki. Aşk oyunu buna derler güzelim seçmelisin birini. Bir şöyle bir böyle derken kaçırıp harcarsın sevgileri. Yeni aşk çaydırır, çoğu zaman aldatır, gelen gideni yaratır. Aşk oyunu buna derler, güzelim aklını başından alır. Yeni aşk çaydırır, çoğu zaman aldatır, gelen gideni yaratır. Aşk oyunu buna derler, güzelim aklını başından alır. Kenan Doğulu'ya da sevgilerimizi iletelim. Alkışlar geliyor. Bütün seyircilerimize alkışlayın Ağzına sağlık. Beklemiyordum böyle bir performansı. Kesinlikle ben sana şöyle söyleyeyim. Bütün de kralı olduğun için değil mi? Evet. <laughs> bir de şöyle bir şey. Şimdi Kenan Doğulu'dan da dinledik ya. Hep öyledir yani. Kenan'dan sonra bravo. Gerçekten bir de kadın sesiyle ilk kez dinledim. İnşallah sana sözüm olsun bu şarkı repertuvar yani sahnemde repertuvarımda koyacağım. Zaten çıktı sahneye çıktığını ilk akşam geleceğim yani onu söyleyeyim. Tamam. Bunu buradan da de bu güzel haberi Aynen. verelim. Sık sık da zaten evet, söyleyeceğiz. Bol. bol çünkü benim hayatım biraz böyle rengarenk evet. bir hayat. Ee, hayatı seviyorum çünkü ne kadar zorluklar da olsa, çok zor şartlarda da hayatımızı idam ettirsek bütün genel olarak <laughs> dünya olarak esasında umut varsa her şey var. Aynen. Şurada nefes var ya. Çünkü biliyorsun ki her gecenin bir sabahı var. Çok böyle klişe laflar olacak ama evet. gerçekten uyandığında güneş bak ne kadar güzel. Onun da sıkıntısı belki vardır ama bak doğuyor. Çıkıyor yani. Bu enerjiyi kaybetmemek çok önemli evet. bir şey. Ve inançlı olmak ve azmetmek, çalışmak, daha ne söyleyeyim ki kendini sevmek. Ama megaloman megaloman anlamında değil. Evet. Kendini sevmek başka bir şey. Hmm, samimiyetten kaçmadan ve abartıya kaçmadan Saygı başta olacak, sonra zaten seversin. Aynadaki kendini sayamazsın, hiçbir şey olmuyor. Bir şair gibi adeta konuştu Tuba Ünal biliyorsunuz. Çünkü kendisi aynı zamanda bir yazar, yazar da evet. diyebiliriz. Nedir kitaplarından bahsedelim biraz? Ee, i̇lk kitabım Valencia'da yazmıştım. Ben o yıllarda rehberlik yapıyordum ve Güneşin Batışı Doğuşu, Sen Doğudasın Ben Batımda, Sen Ölümdesin Ben Doğumda Neredesin Şimdi? Mesela Oo. böyle şeyler yazdım. Sonra Güzel Zor Hikaye ikinci kitabımın ismi Öyküm Sensin çıktı. Ardından bir tane şiir albümü oldu falan. Böyle dolu 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 bir şeyler var. O senin güzel şiirlerinden birkaç taneyi de ben seslendirmek isterim. Çok samimi söylüyorum. Gurur duyarım canım ee, benim ne demek. Ne? Ee, gördüğünüz gibi yani bunu her zaman söylüyoruz. On parmağında on marifet Kolay değil. tuba Ünal ismi. Nasıl insanların aklına geliyorsa şimdi o kolay gelmiyor. Biliyor musun yani herkes şey zannediyordur mesela. Herkes... Çok kolay oldu sanıyorlar evet, mesela hiç öyle değil işte ya de yani aslında. Yani? İşte Ay öyle ne anlatıp perde arkasını anlatmak i̇şte zor aklını işte. Benim mesela 10 yıldır İstanbul'da evet. yaşıyorum. Ayda iki sefer Ankara'ya git gel yapıyorum. O yolları sor diyorum mesela ya. sosyal medyamda Tabii. paylaşırken hikayelerimde. Ne olur. Elbette herkes senin yerinde olmak ister yani ama çaba sarf edeceksin tabii ki büyük çevre çok önemli. Çevreni de iyi kullanmak gerekiyor. Bugün hani herkes diyor ya çevrem var çevrem var. Hakikaten yanlış anlamasınlar ne olur. Yani sana faydası yoksa o çevre çevre değildir bence. Çünkü burada bir emek var bir hedef var bir güzellik var sanat yapıyoruz yahu. Herkes keşke şiir yazsa şarkı söylese tiyatro yapsa resim çizse falan resim yapsa e, gurur duyarım ben evet. arkadaşım. Türkiye'de böyle bir şeyle karşılaşıyorsun bir de biliyorsun. Birbirini çekemeyen bir toplum. Yazık günah ya yani bence eziklerin ve yanlış anlamayın bu lafı çok şey yapmak istemiyorum ama e, birazcık böyle kompleksli olan insanların işi. Sen kendini seversen ışığından eminsen başkası parlasın istediği kadar. istediği kadar uçsun gitsinler. Ama tamam. yapamıyorlar Türkiye'de. Tam yani, tersini ya yapıyoruz ya. nedense yap, yani yapmamız gereken şeyleri işte kuyusunu kazmaya çalışıyoruz. Ya, ya da sen yani yükseldikçe paçandan evet çekiyorlar. Ya yani niye çek? Bir dakika sen çeksen de bak. Çek, okey. Ama Allah onu yazdı evet. sana. Çünkü hayalini kurdurmadığı hiçbir şey yoluna çıkarmaz. Çok sen çok ne çok yaparsan çok yap. yap. Bu arada başkasını kıskanmak da şöyle yanlış bir şey. Yap. O iş bana nasip, gel nasip değilmiş başkasının o. Başka. Ben onu niye kıskanayım? Çünkü onun nasibinde o var. Değil mi? Senin için hazırlanmış başka bir yer var demek ki. Evet. Niye düşünebiliriz yani? Tabii ki herkes senin gibi düşünmüyor Tuğba. Düşünmüyor. Ah Aynen. bu düşünce tarzı zaten olsa onlarda. Evet, bizim gibi yani Tuğba Ünal gibi düşünmeyenlere sözümüz var. Rahat edersiniz, kafanız rahat olur, evet. mutlu olursunuz. Dünya çok küçük, çok kısa her şey. Yani zaman çok dar. <laughs> Number One Türk TV ekranlarında Number One Star programı devam ediyor sevgili izleyenler. Bugünkü konuğumuz Tuğba Ünal. Sohbetimizin 3. bölümündeyiz. Harika bir sohbet ve harika bir zaman dilimi içerisinde. Seninle olmak ne kadar hoşmuş, ne kadar güzelmiş. Uzun süre uzun süredir şimdi şey de yapmadık. Birlikte program zaten yapamamıştık ama. inşallah nasip olur. Bir yılbaşı programı yapıyoruz Tuğba ile falan diye. Şimdi Tuğba sana kısa kısa sorular soracağım. Ee, i̇zin varsa bir görmek istiyorum efendim soruları lütfen bir alayım bakmak almak istiyorum görmek Görüşmeler. istiyorum bakayım ne soracak sıkıştıracak mı yoksa <laughs> galiba görünmez kalem kullanmış <laughs> görünmüyor hiçbir şey <laughs> buyurun sorabilir evet. her her türlü her şey sorabilir ee, sevgili Turgay'cığım. Arkadaşlar ee, tabii ki logolu soru kağıdımız elimizde ama sorularımızın daha çok aklımızda ve kalbimizde ve Tuba da bunların hepsini... Ee, anında cevaplayabilecek kapasitede bir e, sanatçımız onu da biliyoruz. Şimdi Tuğba en sevdiğin huy? Kendimi çok sevmek. En sevmedim. En sevmediğim ee, Bazen herkesi kendim gibi görmek, birazcık da inanmak galiba. O da benim tamamıyla biraz saflığım var ya. O kadar hani zeki gibi görünebilirim ama saf tarafım da var yani. Olmazsa olmazın. Kızım, ailem ve kızım. En sevdiğin yemek? Patates kızartması. En sevdiğin içecek? İçecek. <gülüyor> <gülüyor> Su. Su. <laughs> Başka e, bir söyle yok yani e, şey. <laughs> sevgili e, izleyenlerimiz daha çok e, sorular var elbette. Onu da zaman zaman arada. Takımı söylemedik ya? Fenerbahçeli miyim, Beşiktaşlı mıyım? Yarın... Ben hani. Bunun ıı, çok fazla faydalı olacağını düşünmediğim için söylemedim. Ben o zaman sana söyleyeyim. 92 <laughs> yılından kalma Fenerbahçe. Fenerbahçe. Bir, Fenerbahçe. Bir Rüştü, iki İlker, üç Uçe, dört Hök, beş Kemalettin artık devam bilmiyorum. Bir şey söyleyeceğim. Fenerbahçe. Sen bu takımı nasıl hatırladın? Ama şimdi hatırlamıyorum. O zamanlar çocukken hatırlıyordum. Şimdi yok. Hayır hayır yani Öyle iyi bir Fenerbahçelisin o zaman. Çok. Evet. Nasıl buluyorsun Fenerbahçe'nin gidişini? Şampiyon olacak İnşallah Ali Koç'a İnşallah sonsuz mi? Sevgilerimizi iletelim. getirelim. Sevgili İsmail Kartal'dan çok ıı, umutluyuz. Kendisi Bodrum'da da bir arkadaşımın komşusu ve çok mütevazı ve inanılmaz iyi bir aileler. Ben bu sene Fenerbahçe'den çok umutluyum ya. Bu sene alacağız yani. <laughs> Tarihte bir malzem yatar. Yaşa Fenerbahçe. Sesinde Fenerbahçe, marmara'n olsun. Evet gördünüz e, sevgili izleyenler spor programına dönüştürme konusunda bir <laughs> şeyimiz var. E, yavaş yavaş oraya da kayıyoruz diyorsun. Ama şöyle bir şey e, genelde mesela senin gibi Derya Oğlu'ydu galiba Derya Olu muydu? Derya da mesela takımını tuttuğu takımı e, destekliyor devamlı yani söylüyor Hande Yener öyle olsun. Yani şimdi sadece az, bir simgede bir sıkıntı oldu galiba yani simgile, Beşiktaş'ta olup da Galatasaray'daki evet dön de, ama evet. bence yapabilir yani o kadar da dolayı şarkısından dolayı yani bence burada bir senin bir şarkını da Galatasaray'da yapmış da. simge Tabii tebrik olur. ederiz yani Aynı sonuçta da. o onun Misesi yorumcusu. Şarkının. Baktın Galatasaraylı futbolcuların bir tanesi e, sahip çıkabilir o zaman ne diyeceksin? E Aynen. Fenerle Galatasaray çok ters düşse de orada şey dayak yeme de. şeyim de var aslında. E, profesyonel olduğun için Özel özellikle şantında Fenerbahçelisin ama genel anlamda bütün takımları desteklediğini biliyoruz zaten. Ne kadar mütevazı olduğunu da biliyoruz. Ve çünkü e, birçok e, yani tutmadığın takım olsa da konserlerine gittiğini de işte akşam gecelerine gittiğini de biliyoruz yani, değil mi? Bunlar normal şeyler. Peki şimdi. Başka soru. Kaçıncı Başka? sorudayız? Kaçıncı sorudayız? Şimdi, e, yok yok o, o sorular kısa kısaydı. Üç soru galiba. Yok. Şimdi yavaş yavaş zaten programın sonuna geliyoruz ama ben istiyorum ki. hiç Bu çok eğlenceli, hiç bitmese sanki değil mi? Evet. Çok işte evet. çok çok ama, güzel ya. O, <laughs> Senin başlamış. de yolun açık olsun canım benim. Sen çok de ekrana şey çok şey. yakışıyorsun. 2024 bize uğurlu gelecek diyorsun. Evet. Ee, sahnelere çıkacaksın 2024'ten itibaren. Bu film projesinden konuşalım biraz istersen. Yani gerçekten... Bu aslında yani <laughs> hali, hazırda, <laughs> hali hazırda, olmuş bir iş ama e, şu anda daha çekim tarihi net değil. Burada küçük bir yine de kendi ismimi kullanan yani Tuğba Ünal'ın küçük bir sahnemiz var. Ondan sonra artık yavaş yavaş bir şeyler olacak. Bu arada ben yaklaşık bir 30-40 bölüm falan Ankara'da yaşıyorken oyunculuk yaptım. Özel bir televizyonda ve dizide yani oyunculuk şeyi de var ama onu hiç dillendirmedim. Çünkü kitaplarım onun önüne geçti. Daha fazla zaman geçirdim. İşte imza günleri oldu falan filan. Zaten sürekli diyorum İstanbul Ankara git gel yapıyorum. Ama tabii Tuğba Ünal nerede görecekler? Tabii ki sahnede ve sanat yolundaki pek çok şeydi Bir tek... Ben ressam olmaz. Geçen Erol Köse yanlış bir şey paylaştı ben bu şarkıyı çıkartırken. Ressam, şair, müzisyen. Hadi müzisyen. Bir nebze sanatçı. Okey. Ama ressam değilim dedim. Olsun olsun sen onu da yaparsın dedi bana. Sana o kadar çok güveniyor <laughs> çok ki. Çok güveniyor ama evet. yok yani onu yapamam çünkü en son Cineli'de kaldım. Benim ya, şey kabiliyetim yok hiç asla. Hava ab abartıyor, kendisini övmek istemiyor. Aslında ben gördüm birçok çizimleri gayet iyi. <laughs> Çok iyi çiziyor. İstersen denemesini yapabiliriz. <laughs> Seni çizeyim mi aslında bak böyle kıvır kıvır saçlarınla. <laughs> bugün kıvır değil tabii ki bugün topladım. topladım. Tuğba İnal gelecek diye. Bir dahakine de ben artık toplayayım. Galiba. Böyle de yakıştı galiba. Herhalde çok güzel Tuğba gerçekten. Herhalde Uğurlu gelsin fazla, yeni imajımız inşallah. En fazla hislerimi aha, e, hislerimi belli ettiğim program oldu sevgili izleyenler bu program. Böyle oldu. E tabii ki dostluğumuza arkadaşlığımıza inandığım için böyle konuşuyorum. Şimdi Tuğba artık... E, ee, zamanımızın da sonra bayağı da zaman inanılır gibi ya değil. Sabahları kadar konuşuruz yani. Ne yapalım? Şimdi artık veda edelim. Son olarak sözlerini alalım. Neler söylemek istersin? Hayranlarına neler söylersin? Genel anlamda zaten konuştuk. Ondan sonra da veda. Hayatta veriyorum. iki şey önem veriyorum. Biri nedir? Yukarıda göremediğime, biri aynadaki kendime. insanlar hep böyle olsunlar. Maneviyatları iyi olanlar, inancı sağlam olan insanlar. Ee, sonuçta bir yolda ilerlerken başkası için kötü şeyler düşünmez ve hep yardımcı olmaya gayret gösterir. Çünkü ne verirsen elinle o da gelir seninle. Böyle diyelim bence. Çünkü çok verin, çok verin, verin, verin. O kadar verin ki bakın göreceksiniz sonra nelerle karşılaşacaksınız. İyi insan olun ya. Çünkü kötü insan olmak çok kolay ama iyi insan olmak hiç kolay bir şey değil. İyilik bizim yolumuz. Herkes sanat yapsın. Canım ailem Ailem diyorum Number One'da benim evet, için çok özel, çok kıymetli. Onlara da emeği geçen herkese sevgili Can'a da, Can'ım sana da, Kadir'e de. O şimdi Kuşadası'nda bizi evet, muhakkak izleyecektir. Selamlar, herkese çok sevgiler, selamlar. İyi ki varsınız. Her şey için teşekkür ederim. Sanatımın yanında olduğunuz evet. için de ayrıca. Çok ben çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Seninle program yapmak onurdur. Benim için her zaman. Çok memnun oldum. Yeniden birlikte olmak dileğiyle umarım en kısa zamanda. Number One Türk TV ekranlarında bir Number One Star programında sonuna geldik. Harika bir program oldu bana kalırsa. Sizler de eşlik ettiğiniz çok teşekkür ediyoruz. Tuğba Ünal'a bir kez daha önündeki zaman dilimi içerisinde başarılarının devamını diliyor ve veda ediyoruz. Önümüzdeki hafta başka bir Number One Star programında görüşmek üzere. Hoşçakalın.